Birincisi problemli online gezinti. Bu biraz tanımı ve ifadesi zor çünkü hepimiz bu konuda biraz risk altında olabiliriz. Nedir bu? İnternetin denetimsiz, yani her siteye girebilirim. Sınırsız. Sınırsız süre koymadan bakalım girdik ne zaman çıkarız. Artık nereye gidersek o zaman hiçbir sınır olmadan, hiçbir ölçü olmadan ve amaçsız kullanımına problemli gezinti denir. Bağımlılık demiyoruz. Çünkü çoğumuzda bu var. Yani giriyoruz, bir amacımız yok, bir şey aramıyoruz. Bizi internete girmemize sebep olan bir ihtiyaç yok ama boş kaldık, giriyoruz. Amaç yok. Süre yok. Giriyoruz, ne zaman çıkarsak çıkarız. Bakalım artık. Ve denetim yok. Her şeye girilebilir, her siteye bakılabilir. Bu biraz problemli. Online gezinti denilebilir ama hastalık değildir. Hastalığın belki ilk adımlarından bir tanesi olabilir. Problemli online kumarı çocuk ve ergen için ve ayrıca yetişkin için ayırdı. Çocuk ve ergen için baktığımızda her türlü online kumar ve bahis oyunları problemlidir. Burada bahis ismine, ifadesine dikkat çekmek isterim. Bahis kumardır. Ama maalesef eğlenceyle yan yana getiriliyor. Özellikle çocukların ve gençlerin çok girdikleri dizi sitelerine, oyun sitelerine hemen kumar ve cinsellikle alakalı reklamlar giriyorlar ve bahis oyuna, heyecan yaşa, hayatını değiştir gibi mesajlarla normal bir eğlenceymiş, masum bir eğlenceymiş gibi sunuluyor. Halbuki bahis dediğimiz şey, iddia dediğimiz şey, adını ne koyarsak koyalım, kumardır ve çocuk ergenler için uygun değildir. Hangi forma olursa olsun. Yetişkin için baktığımızda ahlaki olarak insan kumar oynamayı tercih edebilir mi? Edebilir yani o öyle düşünüyordur, problem görmüyordur, olabilir. Tercih ediyorsa bağımlılık demek için bakarız. Problem demek için bakarız. Gelirine göre ciddi kayıplar olmasına rağmen hala oynamaya çalışıyorsa, oynamak için aşırı istek ve arzu duyuyorsa ve bunu kontrol edemiyorsa ve bırakmaya çalışmasına rağmen bırakamıyorsa bir tür kayıp yaşamış, bırakmak istiyor, bir türlü bırakamıyorsa burada problemli online kumar var diyebiliriz. Problemli online cinsellik nedir? Bunu da çocuk, ergen, yetişkin olarak ayırdık. Çocuklarda her türlü cinsel içerikli internet kullanımı problemli kullanımdır. Bu noktada büyük sıkıntımız var. Niçin büyük sıkıntımız var? Çocuklar cinsel materyali internette aramaz, karıştırmaz. Ama maalesef özellikle İngiltere'de bu konuda çok iyi çalışma yapılmış. İngiltere'de yapılan bir çalışma şunu gösteriyor. Çocukların %93'ü 8 ile 13 yaş arasındaki çocukların %93'ü aramadan, istemeden, beklemeden cinsel materyalle tesadüfen karşılaşıyorlar. Bir site pat çıkıyor. Reklam olarak çıkıyor, pop-up olarak çıkıyor. Bir şekilde çıkıyor. %93 çok büyük bir rakam. Ve biraz daha yaşta ilerledikçe, ergenlik merakları başladıkça insanlar o sitelere tıklamaya, oradan oraya, buradan buraya gitmeye başlıyorlar. Bir süre sonra kontrolsüz bir şekilde cinsel bağımlılık, merak temelli olarak başlayıp bağımlılığa dönüşen bir hal alabiliyor. O yüzden çocuklarla alakalı yapılacak çalışmalar, özellikle filtreleme çalışmaları çok önemli. Bu noktada Türkiye'de bir avantajımız var. Güvenli internet diye bir uygulama var. Ücretsiz, bedava. Fakat yaygınlaşması da alakalı sıkıntı var. Belki velilere seminer verirken bunun yaygınlaşmasıyla alakalı mesaj vermemizde fayda olabilir. Bu önemli. Ergenlerle alakalı problemli online cinsellik nedir? 16 yaşından önce, 15 yaşında ben ergenim olmaz. 14 yaşında ben ergenim olmaz. 16 yaşından önce cinsel içerikli her kullanım problemlidir. 16 yaşından sonra bilgi amacını aşan bir kullanım varsa, aşırı zihinsel meşguliyet varsa, aşırı zaman harcama varsa ve bedeni bir şekilde istismar etme varsa burada problemli online cinsellikten bahsedebiliriz. Yetişkinlikte de aynı formdan bahsetmemiz mümkün. Yine yetişkin bir insanın online cinsellik siteleriyle alakalı aşırı zihinsel meşguliyeti varsa, bu sitelerde aşırı zaman harcıyorsa veya bazen para harcıyorsa sıkıntı var demektir. Geçiyoruz. Problemli online alışveriş meselesi. Burada da çocuk, ergen, yetişkin diye ayırıyoruz. Ergen ve yetişkinin kriterleri aynı, çocuğunki ayrı. Çocuk için denetimsiz her türlü online alışveriş problemli alışveriştir. Anne babasıyla beraber bir şey alıyorsa alabilir ama anne babanın denetimi olmadan, kontrolü olmadan bir çocuğun online alışveriş yapmasını beklemiyoruz. Ergen ve yetişkinler için aynı kriterlerimiz var. Nedir onlar?
alışverişin kendisiyle aşırı meşguliyet varsa, yani satın almaktan ziyade alışverişle meşgul oluyor. Bakıyorsunuz, bazı insanlar görüyorum ben, geliyorlar bize soru soruyorlar. Diyor ki, hocam diyor, ben diyor işe gidiyorum, ilk yarım saatim Morhipo'ya bak, Morhipo. Doğru söyledim, evet. Onlar ilk yarım saatim ona bakmakla geçiyor. İndirim var mı, kampanya var mı, fırsat ürünü var mı vesaire bakıyorum diyor. Sonra biraz işe bakıyorum diyor, sonra tekrar ona dönüyorum diyor. Öteki siteye giriyorum diyor, sonra öteki siteye giriyorum diyor. Bir şey alacağımı almayacağım ama fırsat ürünü varsa alırım diyor. İndirim varsa alırım diyor. Yani alışverişin kendisiyle aşırı meşguliyet var. İhtiyaçtan dolayı, yoksulluktan veya başka bir şeyden dolayı değil. Sadece alışveriş olduğu için kendisi de meşgul oluyor. İhtiyaç dışında alım varsa, alışveriş varsa devamlı olarak, sürekli olarak problem var. Ve ihtiyaçtan fazla alım varsa problem var. Yani mesela ben internete giriyorum, bir ayakkabı alma ihtiyacım vardı. Bir fırsat gördüm, öteki kampanya gördüm, öteki şunu gördüm, üç tane ayakkabıyla çıktım. Ve her seferinde böyle oluyor, problem.